Türkiye emeldarı Xitay Uyghur nüfusunu sistemlik azaltmakta dedi. Türkiye Parlamenti İnsan Haklarını Teşviriş Komitetinin reisi Derya Yana Hanım, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan sistemlik insan hakları depsençiliki hakkıda toxtalıp, bu depsençilikinin ahirleşişi üçün halkara cemiyetini hareket kılışkı çakırdı. Türkiye'nin sabık aile ve ictimai siyaset ministri, Adalet ve Terakiyat Partiyası'nın Osmaniye Parlament azası ve Türkiye Parlamenti İnsan Haklarını Teşviriş Komitetinin reisi Derya Yana Hanım, 3. Sintabr Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uygurlar hakkında eylen dokulatı hakkında Anadolu Agnetliği'nin ziyaretini kabul kılıp, halkaradaki insan hakları depsençiliki ve küçüyüvatkan İslam düşmanlığı doğrusu da toxtaldı. Ziyarette onun Hindistan ve Pakistan çigrası da 1947 yılından beri devamlaşıvatkan Keşmir meselesinin, Arakan Müslümanları meselesinin ve Şarkı Türkistan'da 101 vatkan insan hakları depsençilikinin izcil devamış vatkallığı hakkıdaki sözleri dikkat tarttı. O Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissarı İşhanesi terbiden 2022 yılı ilan kılınan Uyghur hakkıdaki dokulatığı işaret kıldı. Ve Xitay'nın Şarkı Türkistan'da sistemlik asimilasiya ve nüfus özgürtü siyaseti yürgüzgerlikini tekitledi. Derya Yanak Hanım sözü de Uyghurlarının yurt mehallelerinin mecburi köçürülüşü, cezalaş meksede kamap koyuluşu, perzet körüş ve sayahat kılış hukukunun depsende kılınışı katarlık iğir insan hakları depsençilikinin devamlı şuvatkalıkını, rayonun nüfus kurulmasının 1970 yıllardan beri başlayıp Xitay tarafından zor derecede özgürkenlikini, Uyghurlarının nüfus nispetinin ilgiriki 80%'in 40%'ke düşüp kalıkını, bu ahvalının yine devamlı şuvatkalıkını bildirdi. Bu cereyanın sistemlik nüfus özgürtüş ikirlikini tekitledi. Men şahsi qarashlarimiz yoki o'tirga qo'yilgan har qanday bir qarash haqida emas, balki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Oliy Komissari ishxonasi e'lon qilgan dokulat haqida so'z qilmoqchiman dedi. U dokulatning aniq natijasiga asoslanganda Sharqiy Turkistonda yurtlaridan surgun qilish siyosatining keng ko'lamda ijro qilinganligini ta'kidlab, jazolash tariqasida turmaga tashlangandan boshqa Uyg'urlarning ko'payish va oila qurish huquqi to'sqinlikka uchirgan, Uyg'urlarning sayohat qilish huquqi tartiblangan, yana rayon sırtkı yaki Xitay'a sayahat kılış cezalaş sebepiyle aylangan. Ötken 2 yıl içi de Uyghurlarının ahvalda hiç kanda özgürüş bulmadı. Ama bu haktaki şikayetlere devam kılmakta diğerlerine kayıt kıldı. Gollandiya'nın eksport kararı Xitay'ını katkı bir aram kıldı. Gollandiya hükümeti özek yasaşkı şıldırılan optik uyumu üskünlerinin eksport kontrolünü küşeytken bulup, bunun bir aram bulan Xitay derhal narazılık bildirdi. Amerika vazının haber kılışça, Gollandiya hükümeti 6. sentabr, Gollandiya'nın ilgar özek üskülleri işlep çıkarıcı şirketi ASML'nin I-1970 ve I-1980 tiplik optik uyumu üskülleri karıta eksport icazet şartlarını kengaytadığalıqını ilan kılgan. Xitay Sodi Ministerliği 8. sentabr bayanatı ilan kılıp, Gollandiya hükümetinin mezkur kararıga narazılık bildirgen. Ve Amerikanı başka devletlerge besim işiltip, kontrollüğünü küçüğe yetişki mecburledi deb ayıplıgen. Xitay Amerika hükümetinin Gollandiya, Japonya qatarlıq ittifaqdaşlarına Xitay'nın ilgar özek ve özek yasaş üskülleri erişişini çekleşini nişan kılgan, eksport kontrollüğü katnış haqqıda besim kılgalıqını tənqit kılgan. Xitay Sodi Ministerliği yana yarışarevi zomigerlikini saqlap qilish üçün Amerika devlet bihaderlik ufkumini üzlüksiz zoraytip, her qaysi devletlerini yerim ötküzgüc ve üskülerinin eksportini kontrol qilish tedbirlerini küçüye yetişke qistedi. Xitay bununla qat'i qarıştırdı deb jar salgan. Xitay Sodi Ministerliği yana Gollandiya eksportini kontrol qilish tedbirlerini qalaymaqan işletmezdiki, İki devlet otursudaki yerim ötküzgüç sanayidinin normal hemkarlığı ve terakiyatı tosqullık kıladığan alaqadar tedbirlerden saklanışı Xitay ve Gollandiya karxalları ve iki tarafının ortak menfaatini qoğuduşu gerek digerlerini dava kılgan. Məlum buluşça, Amerikanın besin kılışı neticesi de dünyadaki en çok özek işlep çıkarış üskülleri bilen təminli gücü şirket ASML'nin ilgar optik uyumu üskünüsünü Xitay'a eksport kılışı ünümlük çeklengen. Yaponiya vaqt kelsinin bu yıl yanvar ayidagi bir xabarida Amerika bilan Gollandiyanın maxfiy kelishim hasil qilib ASML şirketinin üskünlerini Xitay'a yetkizişini çekilgeliki, ama bu kelishim ASML şirketinin ilgar üskünlerinin Xitay'a setilişini tosup kalalmağalıqı ASML şirketi lobbyçilik vasıtısı bilen hükümetini qayıl qilib Xitay'a ilgar üskünü eksport qilish icazetnamesige erişgeliki, neticede buldur Xitay ASML şirketinin en çok bazırga aylanğalıqı qayıt kılıngan idi.
Xitay Uyghur tibabati retseptlerini yutuvelish harakatini rasmiylashtirmoqda. Xitay Sharq Turkistonga tajovuz qilib kelgandan beri izchil turdi Uyghurlar barpo qilgan Uyghur tibabati dorigarligi sohasidagi ufuqlarini va muhim retseptlarini Xitay tibabatining bir qismi qilib olishni davomlashtirib kelgan. Xitay yaqinda yana aqliy mulk madaniyat meroslarini o'g'irlash harakatini rasmiylashtirish rezil maqsadida atalmish Xinjiang Junyi tibabati dorilari milliy tibabat dorilari mutaxassislari ombiri qurib chiqqan. Xitay xalq dorining 6-sentabr xabar qilishicha atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik dori nazorat qilish boshqarish idorasi yaqinda atalmish Junyi tibabati dorilari va milliy tibabat dorilari mutaxassislari ombirini ta'sis qilgan va buning uchun Sharq Turkistonning ichki sirtidan 138 mutaxassisni taklif qilgan bo'lib, taklif qilish muddati 3 yil ekan. Xabarda da'vo qilinishicha mazkur 138 mutaxassis atalmış Uyghur Avtonom rayonunun içi sirtidiki pen tetkikat orulları, ali mektepler, davalaş aparatları, karxanalar ve alaqadar tarmaqlardaki dorigarlik, botanika, işlep çıkırış, süpet başkuruşunu qilipleştiriş, siyaset cahettin meslehet biriş, tizimgi iliş, başkuruş qatarlıq sahalarga çetildikən. Xabarda yana taklif qilingan mutaxassislarning atalmish Uyg'ur avtonom rayonining dorilarni o'lchamlashtirish qurilishi, qadimki donliq retseptlar, Xitoy dori materiallarini qilyiblashtirib, terish, o'stirish, xizmat tartibi, texniki yetakchiligi hujjatlarini tuzib chiqish qatorliq jihatlardan texniki maslahatchiligi bilan ta'minlaydiganligi, undan boshqa yana aloqador tarmoqlarning Xitoy tibabati dorilari, milliy tibabat dorilari fan tadqiqot temasi tadqiqotini qanot yoydirilishiga yordamlashadiganligi da'vo qilingan. Xitay yaqinqi yillardan beri Uyg'ur tibabat olimlari avlodma avlod tadqiq qilish orqali ijod qilgan Uyg'ur tibabat retseptlarini o'zining qilib olish, Xitay tibabatining bir parchasi qilib ko'rsatish uchun Uyg'ur tibabati degan atalg'uning o'rniga milliy tibabat atalg'usini ko'plab ishlatib kelgan. O'tgan yili 2-sentabr Xitay tibabati dorilarini boshqarish idorasi organ to'rining xabar qilishicha Xitay dori nazorat qilish boshqarish idorasi Xitay tibabati dorilarini boshqarish idorasi bilan birlikda atalmish qadimki davrdagi klassik donliq retseptlar mundarijasi 2-turkumni e'lon qilgan. Mundarijiga jami 217 tunji retseptlik dori kirgizilgan bo'lib, buning ichida Uyg'ur tibabatiga tabe retseptlardan 38 dori retsepti bor ekan. Bildirilishicha Uyg'ur tibabati dorilarining navbatdagi muqim retsepti 2000 dan oshadigan bo'libmi tarqalishgan zukam, otiplik jigar yallug'i, betiplik jigar yallug'i, suzilma qoniyachi yallug'i, yurak miya qon tumor kesili, yallik bug'um og'rig'i, oq kasal, sunuq teri kasali qatorliqlarni davolashda ko'rinarlik unumi bor ekan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy Sharq Turkistonda izchil turda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos holda Uyg'ur tibabat dorilari ichidagi tajribadan o'tgan muhim retseptlarni Xitoychaga tarjima qildirib, har xil bahonalar bilan Uyg'ur tibablarining ilmiy amgigini o'zining qilib olgan. Amerika parlamentida Xitoyga qarshi 30 dan ortiq qonun loyihasi qarab chiqishni kutmoqda. Amerika parlamentida Xitoyga qarshi haftalik boshlangan bo'lib, Xitoyning turli tahdidlarga qarshi 30 dan ortiq qonun loyihasi parlament a'zolarining qarab chiqishini kutib turmoqda ekan. Fransiya xalqaro radiosining 9-sentabr xabar qilishicha, Amerika avom palatasi a'zolari Xitoyga taqabbul turishni maqsad qilgan bir qator qonun loyihalarini sunggan bo'lib, faqat bu hafta ichida Xitoyga bevosita yoki vositalik munosabatlik bo'lgan 25 dan ortiq qonun loyihasi muzokara qilinib, ovozga qo'yiladi ekan. Xabarda qayd qilinishicha, 11 oydagi cho'ng saylamga faqat 3 hafta qolgan bo'lsa-mu, Jumhuriyetçiler Partisi rehberlikideki Avam Palatası yığın vaxtını Xitayga qarşı qanun layihələrini təkşürüşki sərəb qılmaqdikən. Bu qanun layihələri uçquçsız hava aparati, biotexnika, tökülük avtomobil qatarlıq köpligən sahələrge çetildikən. Bu qanun layihələrinin oturgu qoyuluşudiki məqsəd Amerikanın dövlət bixatərlikini qoğdaş, Xitayının təsirini çəkləş, keyinki növətlik prezidentinin Xitayga qarata texamı qatqol siyasət yürgüzüşünü kapalətki iyi qılış ikən. 9-sentabr ko'zdan kechirildigan qonun loyihalarining ko'pinchisi Amerikaning davlat bexatarligiga munosabatlik bo'lib, bular Xitoyning DJI shirkatini cheklaydigan Xitoy Kompartiyasining uchquchsiz havo apparatlariga qarshi turish qonuni,
Xitoyning 5 biotexnika uskunalari shirkati bilan federatsiyaning shartnoma tuzishini to'sadigan biologiyalik bexatarlik qonuni federativ aloqa komitetidan FCC ruxsatnomasiga ega chat al shirkatlarining tizimligini e'lon qilishni talab qiladigan chat allik raqiblarining aloqa oshkoralik darajasi qonuni Saudiya ministerligidan router yoki sonliq ma'lumot uskunalarining davlat bexatarligiga xavf xatari bor yo'qligini tekshirishni talab qiladigan router qonuni qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning ta'sirini cheklash jihatida Amerika Moliya ministerligining kelgusida xalqaro pul fondidan Xitoy pulining qimmatini o'stirishiga qarshi turishni talab qiladigan Xitoy puli javobgarlik qonuni iqtisodiy jihatdan Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishini to'sadigan Tayvan to'qinishini to'sish qonuni shundaqli Hong Kong iqtisod savdo ishxonasining Amerikadagi diplomatik alohida huquqini bekor qilishni talab qiladigan Hong Kong iqtisod savdo idorasining guvohnoma bejirish qonuni qatorliqlari bor ekan. Avom palatasining raisi Mike Johnson 7 oyda Xitoyga qarshi qonun loyihalarini tezlikda tasdiqlashni planlayotganligini bildirgan edi. Bu qonun loyihalarining ko'pincha qattiq pozitsiyadagi parlament a'zolari tomonidan o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Xitoyning kun sayin kuchayotgan ta'siriga taqobil turish maqsad qilingan. Tashkilotlar birligidan bir hay'at Hindistonda ziyoratda bo'lmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon boshchiligidagi bir hay'at 8 sentabrdan boshlab Hindiston ziyoratini boshladi. Hay'at bugun Hindiston parlament a'zosi shundoqli kengash palata a'zosi Shiri Sujit Kumar Apandini ziyorat qilgan. Bu jarayonda hay'at oldi bilan Shiri Sujit Kumar Apandiga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tanishtirgan. Orqadan Sharq Turkiston masalasini Hindiston parlamentida, shundaqla Hindiston jamiyatida qandoq kun tartibga keltirish haqida fikr almashtirgan. Hay'at bu jarayonda yana Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli Sharq Turkistondan qochib chiqish jarayonida Hindiston chegarasidan qonunsiz o'tganlik bahonasi bilan Hindiston hukumatı tarafından tutqun qilingan 11 yildan buyon Hindistonda izchil tutib turilgan Uyg'urlarning quyib berilishi masalasi haqida suhbatlashgan. Hay'at oxirida parlament a'zosi shundoqli kengash palata a'zosi Shiri Sujit Kumar Apandiga Uyg'ur do'ppisi va Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan sharpa taqdim qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Kengash palata a'zosi Shiri Sujit Kumar Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ittifoqining a'zosi ekan. Hay'at 9 sentabr yana Hindiston strategik aql ombiri Hindiston fondini ziyorat qildi. Bu jarayonda fondning raisi sobiq general-mayor Dhruv Khatoch Mutavalli hay'atining raisi sobiq general leytenant Shehar Sanha va sobiq polkovnik Anuk Bansal qatorliqlar bilan yepiq tariqada suhbatlashgan. Hay'at bu jarayonda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tanishtirgandan sirt, Sharq Turkiston masalasini Hindistonda kun tartibga keltirish haqida fikr almashtirgan. Undan boshqa hay'at yana Xitoyning rayondagi kengaymachilik siyosati bilan munosabatlik temalarini muzokara qilgan. Hay'at 9 sentabr yana Hindistonning ko'zga ko'ringan muxbiri Tibetshunos yozuvchi va Himalaya Osiyo tadqiqot va tashabbus markazining raisi Vijay Kranti apandi bilan ko'rishgan. Vijay Kranti yillardan beri Sharq Turkiston masalasi haqidagi tadqiqotlari, maqola xabarlari va shundoqla Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llash maydoni bilan tunilib kelgan mutaxassislarning biri. Hay'at 8 sentabrdan tortib Hindistonda ziyorati bo'layotgan bo'lib, 12 sentabr Hindiston poytaxti Yangi Dehlida Tibetlarning surgundagi rahbari Dalai Lamaning vakili Jigme Jungnei bilan ko'rishgan. Bu jarayonda hay'at Jigme Jungnei apandiga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, jumladan Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini va Sharq Turkiston da'vosiga munosabatlik masalalarini tanishtirgan. Suhbat jarayonida yana Jigme Jungnei apandi bilan Hindistonda Sharq Turkiston da'vosini kuchaytirish masalasida birlikda hamkorlashishni muzokara qilgan. Hay'at 11 sentabr Yangi Dehliga joylashgan Hindiston Islom kultur markazini ziyorat qilgan. Undan boshqa hay'atning yetakchiligida Hindistonda Hindiston Uyg'ur jamiyati nomida yangidan jamiyat qurilgan bo'lib, Vasim Abdulloh apandi Hindiston Uyg'ur jamiyatining raisi va tashkilotlar birligining Hindiston vakili bo'lib tayinlandi. Navbatda jamiyatning turlik xizmat va tartiblari jiddiy ishlanmoqda ekan.
Халықара Шарқ Түркістан Тәшкілатлар Бірлікі құрылғандың бұян халық дипломатия әрекетіні елік қойған болып, бұ жарянды Европа, Шарқы Азия, Әрәп әлдері болып мұ ұслам дүниясыдегі хөкемет, тәшкілат, вәқіплер білен алақы орнытып, Шарқ Түркістанның нөәттікі әхвалыны тұныштырып келмәкті. Вә көпліген тәшкілатлар білен Шарқ Түркістан дәвасыды әмкарлықны қолғы келтіріш жәетті, өнімлік нәтижелеріні қолғы келтірмәкті. Tashkilotlar birligi hay'ati yangi Dehlida Xitoyga aloqador yig'inga qatnashdi. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla Og'uzxon boshchiligidagi bir hay'at 8-sentabrdan tortib Hindistonda ziyoratda bo'layotgan bo'lib, 10-sentabr Hindiston poytaxti yangi Dehlida o'tkazilgan Xitoy Hindiston va dunyoga qanday qaraydi mavzuliq kitobni tanishtirish yig'iniga qatnashgan. Mazkur yig'inda Hindiston fondi va Hindiston Habitat markazi tashkillagan bo'lib, mazkur kitobni Hindistonning sobiq tashqi ishlar ministri Shiyam Saran yozgan. Yig'ilishga Hindistonning chet ellarda vazifa o'tayotgan har qaysi davlatlardagi bosh elchilari va shundoqlar Hindistonning Beijingda turishliq sobiq bosh elchisi, chet ellik diplomatlar, yuqori darajalik davlat amaldorlari, akademiklar va muhim shaxslar qatnashgan. Hay'at yig'in jarayonida Hindistonning sobiq tashqi ishlar ministri Shiyam Saran bilan ko'rishgan bo'lib, Saran apandi hay'atga hadiya qilgan imzoliq kitobiga Uyg'ur xalqiga aytmoqchi bo'lgan ko'ngil so'zlarini yozgan. Hay'at 10-sentabr yana Hindiston xabar agentligining ixtiyori muxbiri Sachin Budxualiyaning Sharqiy Turkistonning navbatdagi vaziyati haqidagi ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini, xususan islom va musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan terror siyosatini tafsili bosh qilgan. Hay'at yana muxbir bilan Sharqiy Turkistonning navbatdagi ichinchilik ahvolini, Sharqiy Turkiston da'vosini Hindistonda kun tartibga keltirish haqida fikr almashtirgan. Türk dünyası ortak ilibbe meselesi de birlik geldi. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulgan Türk Dünyası Ortak İlibbesi Komitetinin 34 harpten terkip tapkan Ortak Türk Dili İlibbesi teklifine makullugallığı ilan kılındı. Türkiye haberlerinin haberde bildirilişçe Kazakistan paytaxtı Astana'ya jaylaşkan Türk Akademisi bayanat ilan kılıp, Türk Akademisi bilen Türkiye Til Yazık Organı hemkarlığı da 9. sentabrdan 11. sentabrgacha Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da Türk Dünyası Ortak İlibbesi Komitetinin 3. növetlik yığını çakırılgalıqını, Türk Devletleri Teşkilatı'a azad devletlerden terkip tapkan Türk Dünyası Ortak İlibbesi Komiteti azaları yığınının muvaffakiyetlik ahırlaşkalıqını ilan kılgan. Bayanatta yığının asaslıq nişani bu sahada kolgu keltirilgen malumatlar ve Türk Dünyası Ortak İlibbe Komitetinin 2 yıllık hizmet tecrübesinin paydalanıp, Türk dillerinin ortak ilibbesini tüzüş lahisi hizmeti muvaffakiyetlik tamamlandı deyilgen. Bayanatı yana yığında 1991 yılı alımlar tüncü qıtım otturgu koygan Latinçi Ortak Türk İlibbesi lahiyesinin sistemilik tətqi qılınğalıqı, neticede Türk Dünyası Ortak İlibbe Komiteti azalarının bu İlibbe lahiyesi de tərəqi qıldırışqı tegişlik noktalarını eniklap çıqqanlıqı alahide tilgi ilinğan. Bayanatının ahırıda cepalı hizmet işleş neticesi de 34 harpten terkip tapkan Ortak Türk İlibbe tüzüp çıkış haqqıdaki təklifinin birdek maqullanğalıqı, Teklifte otturgu koygan Türk dili ilibbesideki her bir harfinin Türk dillerde mevcut bulgan okşamagan fonimigi vekili kıladgallıqı asker tilgen. Xabarda Türkiye Türkçesi işiltilmeydigan 5 harf mevcut bulgan ortak ilibbenin Türkiye devletlerinin kelgüsideki siyasi hareketleri ceryanıda emeli işiltiş baskıcıgı kirgüzüldigallıqı bildirilgen. Hindistan Xitay Pulat mahsulotlarının bijini üstürüş buyruğu düşürdü. Hindiston hukumatı Xitoy va Vietnamning ba'zi polat mahsulotlarining bijini 12% dan 30% ga o'stirish haqida buyruq tushirdi. Amerika ovozining 12-sentabr xabar qilishicha, Hindiston moliya ministrligi Xitoy va Vietnamning ba'zi polat mahsulotlariga 12% dan 30% gacha import biji qo'yish buyrug'ini tushirgan bo'lib, buningdagi maqsad o'z davlatining korxonalarini qug'dash va ularni taraqqiy qildirish ekan. Bu buyruq 10-sentabr e'lon qilingan bo'lib, Hindiston moliya ministrligi kelgusi 5 yil ichida dunyodagi eng cho'ng polat ishlab chiqaruvchilardan bo'lgan Xitoy va Vietnamning Hindistonga eksport qildigan datlashmas polat turbalariga boj qo'ydiganligini bildirgan. 2020 yili talash tortish bo'layotgan Himalaya chegarasida Hindiston bilan Xitoy askarlari orasida og'ir to'qinish yuz bergandan buyon dunyodagi nufuzli eng ko'p ichki iqtisodiy gavda o'rtasidagi munosabat davomli jiddiyligini saqlab kelmoqda.
Bundaq bir vaziyatda Hindiston hukumatı Xitoyning bexatarlik xavfining oldini olish uchun Xitoy mablag'iga bo'lgan tekshirishni kuchaytirgan va ba'zi cho'ng turlarni to'xtatgan. Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankar seyshanba kundagi so'zida Hindiston hukumatining Xitoy bilan davom qilayotgan savdolarni to'xtatmaganligini, lekin bu yerdagi masala Xitoyning qaysi sohalarda va qanday shartlar ostida savdo qilayotganligi ekanligini bildirgan, ammo bu vaqtda tafsilli tushuncha bermagan. Bu yil 8-oyda Hindiston hukumatı Vietnamning Hindistonga eksport qilgan ba'zi polat mahsulotlarini to'kma qilib sotishga qarshi tashurgan edi. Xitoy to'kliq avtomobil shirkatlaridan Turkiya va Hindistonga mablag' salmaslikni talab qilgan. Xitoy avtomobil shirkatlari jazo xarakterlik bojdan saqlanish uchun dunyoning har qaysi joylarida zavod qurayotgan bir mezgilda Xitoy rejimi avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlaridan ilg'or texnikalarni amalbaq Xitoy ichida saqlashni, Hindiston, Turkiyaga o'xshash davlatlarga mablag' silishdan saqlanishni qattiq ta'kidlagan. Bloomberg agentligining 13-sentabr uchur manbalaridan naql keltirib xabar qilishicha, Xitoy savdo ministrligi yerlik avtomobil shirkatlarini chat eldagi zavodlarga parcha avtomobil zapchastlarini eksport qilishga chaqirgan. Bunodagi maqsad muhim uskunalarni Xitoy ichida ishlab chiqarib, undan boshqa davlatlarga o'tib qurashtirish, bu orqali texnikalarni saqlab qolish ekan. Amerika ovozini aloqador xabarda bu ahvoldan xabardor kishilarning aytishicha, Xitoy savdo ministrligi bu yil 7-oyda 10 necha avtomobil ishlab chiqarish shirkatlarining mas'ullari bilan yig'in ichib, ularni Hindistonda avtomobilga munosabatlik har qanday mablag' salmasligi kerakligini ta'kidlagan. Bundan boshqa Turkiyaga mablag' salmoqchi bo'lgan mashina shirkatlarining oldi bilan sanoat va uchur ministrligi shundaylar Xitoyning Turkiyadagi elchixonasiga oldin ma'lum qilishi kerakligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, bu Xitoyning to'kliq avtomobil texnikasini qo'g'dash va nazorat xavfini to'ltish uchun qo'llangan yana bir tadbir ekan. Xitoy savdo ministrligining ko'rsatmasi bo'yicha avtomobil ishlab chiqarishdagi muhim ish bosqichlari Xitoyda tamomlanishi kerak ekan. U yana mashina zavodlarining xalqaralashish tirishchiligiga foydasiz bo'lishi mumkin bo'lib, mazkur Xitoy shirkatlari keskin raqobat va ichki bozor savdosining ojizlash ta'sirini yengish uchun yangi xaridorlarni izlamoqda ekan. Xabarda bildirilishicha, Xitoyning bu tadbiri Xitoy avtomobil shirkatlarini jalb qilayotgan Yevropa davlatlariga zarba berishi mumkin bo'lib, bu davlatlar Xitoy avtomobil shirkatlarining davlatida xizmat fursati yaratib, yerlik iqtisodni ilgari surishni umid qildi ekan. Jumladan, Biyada shirkatimi Turkiyada zavod qurishni planlayotgan bo'lib, yillik ishlab chiqarish miqdorining 150 ming bo'lishi va 5 ming kishining ishga o'rinlashtirilishi mo'ljallangan. Xitoy savdo ministrligi yig'inda Xitoy avtomobil zavodlarini zavod qurishga taklif qilgan davlatlarning odatda Xitoydan kelgan mashinalarga savdo to'salg'usi o'rnatgan yoki o'rnatishni o'ylashayotgan davlatlar ekanligini ko'rsatgan. Ahvoldan xabardor kishilarning aytishicha, Xitoy amaldorlari yig'inga qatnashuvchilarga avtomobil ishlab chiqaruvchilarning qarg'ulacha yuzlanishga ergishib ketmasligi yoki chet el hukumatlarining mablag' silish taklifiga ishonmasligi kerakligini aytgan.